Ankara Politikalar Merkezi Söyleşilerine hoş geldiniz. Ben Tülin Daloğlu. Bir sene daha neredeyse bitmek üzereyken 2021 dış politika gündemine belli başlıklarla göz atalım istiyoruz. Türkiye-İsrail ilişkileri bu başlıklardan biri. Türkiye-İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye çalışıyor ama bu ilişkiler her zaman hep böyle sorunlu değildi. Türkiye-İsrail ilişkilerini geçmişinden bugününe ve yarınlarında olası gelişmeleri de göz önüne alarak konuşacağız. Kimle? 2010-2014 yılları arasında Washington Büyükelçisi ve 2007-2009 yıllarında Tel Aviv Büyükelçisi olarak görev yapmış olan emekli büyükelçilerimizden Namık Tan ile. Sayın Tan, Ankara Politikalar Merkezi Söyleşilerine hoş geldiniz. Hoş bulduk Tülin. Ben de büyük bir memnuniyet duyuyorum seninle birlikte bu konuyu görüşmekten. Evet, ben de ne anlatacaksınız açıkçası son derece merakla sizi dinlemek istiyorum. Şimdi ben sohbete başlarken 20. yüzyıldaki Türk hükümetleri ile son 20 yıldaki Türk hükümetlerine baktığımızda diye lafa başlamak istiyorum. Ya da daha özetiyle 2000'lerin öncesi ve sonrasındaki Türk hükümetlerine baktığınızda Türk dış politikasında İsrail'in yerini, ilişkilerin dinamiğini bize şöyle hızlı bir ufuk turu atar mısınız? Çok teşekkür ederim. Gayet güzel bir soru. 20 yıl öncesi dediğimiz zaman işte 1990'lar akla geliyor. Hatta 30 yıl öncesi diyelim. Bence oradan başlamak lazım. O günler tabii çok geride kaldı. O günlerden bu yana gerek dünyada gerek Türkiye'de hemen her şey değişti bildiğin üzere. 1990'larda Soğuk Savaş henüz sona ermişti. Ve uluslararası düzenin nasıl bir şekil alacağını hiç kimse bilmiyordu o dönemde. Tek kutuplu dünyaya geçmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nin dönemin en görkemli hegemon gücü olarak uluslararası planda böyle mevcut liderliğini sürdürüp sürdüremeyeceği de belli değildi. O dönemdeki gelişmelerin yeniden şekillenmeye başlayan diye dersek uluslararası düzenin kurgusu açısından bence çok önemli sonuçları oldu. Yani onlara bir göz atmamız uygun olur. 1990'lı yıllarda ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın başkan seçildiği yıla kadar senin işte 30 yıllık dönemi şöyle bir baktığımızda yani küresel politika Amerikan ayrıcalıklılığı olarak adlandırdığımız ancak liberal dünya düzeni olarak da bildiğimiz kavramsal çerçevede Amerika'nın değerleri ve gücüyle meşruiyet kazandığı bir hegemonyayı tarif ediyordu o dönemde. O dönem ki yani temelleri İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra atılan kurumsal küresel yapıyla da destekleniyordu. Bilare tabii Soğuk Savaş'ın bitmesiyle liberal dünya düzeninin ve Amerika'nın savunduğu değerlerin küresel tek doğru haline geleceği varsayımıyla yani o varsayım üzerine bina edilmişti. Ancak bu küresel liberal demokratik sistem özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesinden itibaren giderek zafiyet sergilemeye başladı. İşte kronik ve kalıcı hale gelen sorunlara cevap bulamadılar. Bankaları ve finans kapitali büyütüp palazlandırdılar ve bundan menfaat sağladı yani bu düzen. Yani dünyadaki kısacası hiçbir soruna adil, kalıcı ve gerçek bir çözüm üretemedi. Ya bunları dondurdu,
adeta arkasına yani arkasını döndüğü, yani tutarsız ve dengesiz bir takım politikalar üretmekte de sakınca görmedi. Tabiatıyla işte bütün bunlar zaman içinde sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, küresel anlamda gelişme hızında çok ciddi yavaşlamaya ve adaletsizliğe yol açtı. Yani bir anlamda milliyetçilik ve aşırı milliyetçilik ve genel anlamda aşırılığa zemin hazırladı. Hatırlarsan yani hepimiz biliyoruz bu kitaplarımızdan, tarih kitaplarımızdan, siyasi tarih kitaplarımızdan 1930'larda da aynen böyle olmuştu. İnsanlar ve demokrasi ve uluslararası işbirliğinden uzaklaşmaya başlamışlardı. Komünizme ve faşizme yönelmeye başlamışlardı. Bütün bu gelişmelerin bugünkü sonucu diyelim birbiri ardına ortaya çıkan işte popülist yönetimler oldu. 1930'lar deyince ama İkinci Dünya Savaşı'nın öncesine gidiyorsunuz ve o zaman akışı Yahudi insanlar için hani bir soykırımla sonlandı. Şimdi o metaforu yaptığınızda onu birazcık daha açabilir misiniz? Yani şunu demek istiyorum, o metaforu yapmamdaki maksadım, bugünkü gelişmeler o gün ortaya çıkan kırılmayı, yani çok büyük bir depresyon yaşadığı, işte yeni bir dünya düzeni için adımlar atıldı. Ya bu liberal demokratik sistem dediğimiz. Şimdi de böyle çok ciddi bir dönemden geçiyoruz. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Yani popülizm olgusu ortaya çıktı. Evet. Ve bu sadece Amerika'yı değil, işte Avrupa'yı da, birçok dünyanın çeşitli yerlerindeki rejimleri de etkiledi. İşte popülizmin tam böyle uluslararası sistemi alt üst etmekte olduğu bir sırada, tabii hepimiz yaşadık bunu, çok kısa süre önce gelişti. O sırada bir pandemi, COVID pandemisi patlak verdi. Yani bu da tabii bir nevi kaosla baş etmeye çalışıyordu bütün dünya. Yani bu tek kutuplu dünya işte bir şekilde yerine oturmaya çalışırken, ki olmadı tabii. O kaos diyelim iyice ciddi hale geldi. Yani şimdi burada İsrail'de, Türkiye'de bu popülizm dalgasından etkilendi. Bunu not etmemiz lazım bir kere. Tabii doğal olarak Orta Doğu'da da dengeler ciddi şekilde sarsıldı. Özellikle Arap Baharı diye adlandırdığımız süreci hatırlarsan. Bütün Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da bu Arap Baharı, yani bahar ne kadar dememiz doğru olur onu da bilmiyorum ama bir nevi Arap fırtınası veya Arap kışı diyelim, büyük bir ciddi bir travmaya yol açtı. Orta Doğu bu travma ile baş etmeye çalışırken bir yandan da yine, yani bunlar o kadar yakın zamanlarda oldu ki siyasi tarih açısından, Irak'taki istikrarsızlık ve Suriye'de patlak veren kriz ortaya çıktı. Bütün bu kaotik durum tabii Türkiye-İsrail ilişkileri özelinde diyelim, ardı ardına bir takım sorunların yaşanmasına yol açtı. Neydi bu sorunlar? Bunları da hatırlamak lazım. Çok kısa, daha birazcık daha ayrıntısıyla dilersen değiniriz ama işte 2008 yılının sonunda Olmert'in Türkiye'yi ziyaretinin hemen ertesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik dökme kurşun operasyonu. Mesela bu muazzam bir etkide bulundu. İşte 29 Ocak'ta ardından hemen Davos'ta yaşanan One Minute olayı. En nihayet de işte 2031 Mayıs'taki, o 2010'da Mavi Marmara hadisesi. Dolayısıyla
İsrail-Türkiye ilişkilerini bu bütüncül pencereden bakarak değerlendirmemiz lazım. Yani İsrail-Türkiye ilişkileri hem uluslararası hem bölgesel siyasi dengelerde hem de iki ülkenin iç ve dış siyasetinde meydana gelen bir takım değişimleri de dikkate almamız gerekiyor. Çok önemli değişiklikler vuku buldu. Mesela nedir? Bu popülizm çerçevesinde baktığımızda iki ülkede de popülizm belli ölçülerde yer etti. Yani belli şekillerde etkiledi. Her iki ülkede de hala bence bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Bir de 1990'lı yıllarda uluslararası tabii dengeleri tutabilecek hakim güçler vardı. İşte onların ağırlığı işte göreceli olarak devam ediyordu. Mesela bunlar arasındaki bir dehşet dengesinin teminatı altında bulunan bir nevi bir detant vardı. Yani bir yumuşama dönemi vardı. Türkiye, İsrail her iki ülke tabii bu ortamda inişli çıkışlı da olsa nispeten bir istikrarlı ilişki yürütme imkanını buldular. Oysa şimdi baktığımızda halihazırda çok farklı bir soğuk savaşın arefesindeyiz. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Yeni soğuk savaşın, bu yeni soğuk savaş, yani ben yeni nesil diyorum ama bunun mahiyeti de çok farklı olacak. Hiç hazırlıklı değiliz biz bu döneme. Böyle belirsizliklerle dolu bir sürecin içindeyiz. Bu yeni nesil soğuk savaş nedir dersen, yani ben bunun ticari ve ekonomik anlamda bir cepheleşme çerçevesinde bir rekabet havasında yürütülecek bir savaş olarak şey yapalım. Yani konvansiyonel bir savaş değil. Bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri ve işte Avrupa Birliği, diğer tarafında işte Rusya, Çin var. Şimdi ben burada müsaadenizle lafınızın arasına gireyim. Çünkü aslında başlangıç olarak dünya siyasi tarihinin de güzel bir özetini verdiniz. Ve bu uluslararası sistemde Amerika'nın ağırlığı, Amerika'nın bizim bölgemizdeki yeri, konumu, ilişkilerde ve diğer devletler arası ilişkilerde nasıl rol edindiğine de aslında çok ciddi bir şekilde gönderme yaptınız. Ama ben arzu ederseniz ilişkileri birazcık daha odaklamaya çalışayım. Şimdi devletler arası ilişkileri elbette tesis ederken her bir taraf bu ilişkinin kendisi için bir anlamı olduğunu sanıyorum belirliyor. Evet. İsrail'le ilişkilerin Türk dış politikasında anlamı nedir? Nasıl konumlanmıştır? İstiyorsanız 90'lar diye de söyleyebilirsiniz. Veya 2000'ler öncesi veya sonrası diye daha geniş bir şekilde de alabilirsiniz. Ama birazcık daha özelden Türkiye-İsrail ilişkileri. Tabii. Ona gireceğim ama işte bütün bu uluslararası çerçeveyi de çizmek gerekiyor. O yüzden bunu yaptım. Şimdi bence Türkiye-İsrail ilişkisi gerek iki ülke açısından gerek bölgedeki işte barış ve istikrarın idamesi bakımından veya istikrarsızlıkların bir şekilde çevrelenmesi bakımından çok önemli. Neden önemli? Ben görev yaptığım dönemde de bu böyleydi. Ben şimdi de aynı görüşlerimi muhafaza ediyorum. Yani Türkiye açısından ilişkilerini doğru düzlemde götürmesi gereken 5 ülke say desen, ben bunların içerisinde İsrail'i mutlaka sayarım. Bir de Amerika'yı sayarım tabii. Ama İsrail'i özellikle sayarım çünkü bölge ülkesidir. Bu ülke aynı zamanda bölgenin Arap olmayan işte 3 ülkesinden ikisi İsrail ve Türkiye'dir. Bu ilişkinin neden aslında bence çok güçlü temelleri var. O yüzden zaten böyle yapısal bir kırılma bir türlü yaşamıyor.
Belli ölçülerde Amerika ile ilişkilere de benzetebiliriz bunu. Bir kere her şeyden önce bu ilişki doğal bir ilişki. Yani ne demek istiyorum? Bu ilişki 1949'da bağımsızlığını kazandığında İsrail, Türkiye kendi iradesiyle çıkıp bu ülkeyi Amerika'dan sonra tanıyan ilk Müslüman nüfusa ağırlıklı olan ülkedir. Yani Muslim majority dediğimiz. Yani iki ülke arasında, yani bu konuda, ya bu kararı almak konusunda, mesela diğer ülkeler için isim vermek istemiyorum ama anlaşılacaktır. İşte bölge ülkelerinden bazıları ilişkiler kurmuşlardır diğer İslam nüfusu fazla o ülkelerden, işte ikisi. Ama karşılığında bir ne bileyim maddi veya siyasi karşılığı olan bir barış anlaşması çerçevesinde bizimki gibi değildir. O yüzden İsrail açısından çok önemlidir. İki ülke arasında hiçbir ikili sorun yoktur. Bakın bunu mutlaka vurgulamak isterim. Hiçbir ikili sorun yoktur. Mevcut sorunların temelinde de yani ikili ilişkilere hiç ait olmayan, işte hepimizin bildiği bu Filistin meselesi yatar. Ortak tarihi ve kültürel geçmişimiz vardır. Çok sağlamdır. Bu toprakları biz 500 seneden fazla yönetmişiz. Ve burada gayet önemli, değerli izler bırakmışız. İki ülkenin halkları da... Daha fazla akıtmadan aslında bir şeyin de belki altını hani evet, çizebiliriz. Şimdi ikili ilişkilerde doğrudan hiçbir sorun yoktur dediniz. Filistin meselesine ışık tuttunuz. Ama Türkiye-İsrail ilişkilerine baktığımızda 90'lı yıllarda Suriye'ye karşı caydırıcılık ve PKK ile mücadele son derece ciddi bir yer tutuyordu ve istihbarat örgütlerinin işbirliği Türkiye'nin son derece güvenliği açısından da önemliydi. Türkiye için aynı zamanda Batı ile ilişkileri lerde sanıyorum menfaatleri gözetmek için işte Amerika'daki lobilerle bazı diyalogların daha geliştirebilmesi için İsrail önemli bir yer edindi. Aynı zamanda Shimon Peres'in gümrük birliğinin arkasında çok ciddi bir rolü var. İsrail de Orta Doğu'daki izolasyonundan kurtuldu. Aslında iki ülke 90'lara baktığımızda birbirinin sırtını kollayan iki ülke gibi duruyor, öyle değil mi? Çok doğru. Ve şunu da vurgulamak lazım. Bu iki ülkenin ilişkilerinde tabii iki ülkeyi birbirine bağlayan bir takım kurumsal hem işte anlaşmalar var, hem işte bu konuda halen devam eden bir sürü özellikle ekonomik alanda bir sürü ortak proje var. Şimdi bunlar yerinden kalkmış değil. Yani kaybolmuş değil. Bunlar hala orada. Ne oldu dendiği zaman bir şekilde iki ülkede bu siyasi ilişkilerde yaşanan sıkıntının kolay aşılamayacağını bugünkü mevcut ortamda biraz önce anlattığım işte bölgesel gelişmeler içerisinde mesela şeyden söz etmedik hiç. Bu İbrahim anlaşmalarından. İbrahim anlaşmaları da çok ciddi bir değişiklik, bir dalgalanma, bir dönüşüm yarattı ilişkilerde. Neden oldu bu? Çünkü Türkiye İsrail'le ilişkilerinde gerginlik yaşamaya başlayıp en azından İslam aleminin bir şekilde güvenini de biraz yitirmeye başlayınca o zaman bunun muhatabı olan Arap ülkeleri kendilerini özellikle İran'a karşı koruyup kollamak açısından bölgede İsrail'i ile ilişkilerini düzeltme ihtiyacını duydular. Ve birbiri ardına dikkat edersen bu bence Amerika'nın da tabii bu işte bir rolü var. İlişkilerini bir rayına oturtmaya başladılar. Tabii bu Türkiye'nin de bir anlamda o ayrıcalığını ortadan kaldırdı. Şimdi bütün bunları da dikkate almamız lazım.
Şimdi burada bazı şeyler hep söyleniyor ama iyice derinlemesine düşünülmüyor. Mesela bu işte ortak tarihi ve kültürel geçmişimiz, işte birbirlerine çok benzeyen iki toplum, duygusal Akdenizli, çabuk unutan, işte aynı damak tadına sahip, aynı müzik zevkine sahip, aynı şeylere gülen ve eğlenen böyle bir grup insan bu bölgede. Yani kısacası ortak noktaları çok fazla. Böyle yani bir de Türkiye'nin tabii Yahudi dünyası ile ilişkilerinin geçmişi de yani bir anlamda bence tertemiz. Onu da unutmamamız lazım. Bu şeyi anlatmak istemiyorum, o tarihi ta 15. yüzyıldan başlayan. Bu burada yine İsrail'deki Türk toplumun, yani Türk Yahudileri diyelim, Türkiye'den giden Yahudilerin rolünü unutmamamız lazım. Bu dünya çapında mesela işte bize çok büyük bir destek ve alan açan bu Yahudi dünyası hala aynı güçle Türkiye'yi takdir eden bir grup insandır ve bunların duygularında pek değişiklik olmadı. Elbette bir takım kırılganlıklar yaşandı ama inanın şu anda özellikle Amerika'da mesela bizim aleyhimize herhangi bir faaliyetleri yoktur. Bizim lehimize de yoktur ama aleyhimize de bir faaliyetleri yoktur. Bir anlamda işte böyle tarafsız olayları izlemek gibi bir rolü vardır. Başka bir hususu da düşünmek lazım. Bir de tam o arada aslında şeyi de istiyorsanız atıfta bulunalım Sayın Can. Netflix'in popüler dizisi Kulüp. İlk defa sanıyorum Türkiye'deki Yahudi vatandaşlarını oldukları gibi yansıttı ve bence çok büyük beğeni aldı. Çünkü o sizin hani arada bazı şeyler de oldu dediğiniz, işte o şeyleri de olduğu gibi aktardı. Ve insanlar hakikaten bir dizide bunu bu kadar natürel olduğu gibi görünce, hani belli kalıplardan veya ön yargılarla veya alışık olduğumuz bazı mimiklerle seyretmek yerine, hani hakikaten bir insan akışı içerisinde, yani bütün aktörler, herkes rolünü çok güzel oynamış. Onu da yansıtınca bence toplumda çok daha farklı bir yeri de oldu bunun. Yani bazı sorunlarımız da var, hiç yok değil. Çok doğru, ama ilk defa gördü Türk halkı bunu. Evet. Türk halkı bu güzellikte ilk. İlk defa gördü. Sadece güzellikte değil, olayı tanımak, anlamak açısından da ilk defa biz gördük. Evet. Biz bu tür sorunları, yani bunlara işte 6-7 Eylül'ü de o işte varlık vergisi vesaire gibi sorunları hep bir böyle kenara ittik, bilmezlikten geldik, toplumumuzun insanlarına öğretmedik. Şimdi onlar da gördüler ki, çünkü neden? Birlikte yaşıyorduk, hep birlikte yaşıyorduk. Fazla böyle özellikle bir bölünmüşlük, bir kutuplaşma hiçbir zaman olmadı Türkiye'de. Hani en azından görünür şekilde, bugün gördüğümüz şekilde diyelim olmadı. Şimdi ama bütün bunlarla bir belki şekilde... Belki o da azınlıkların kendini idare etme tarzından daha fazlasıyla kaynaklanmış olabilir ama. O da doğru. Tabii onların da burada kendilerini pek güvende hissetmemeleri çok önemli bir şey. Onlar da tabii kendilerini anlatmak istemediler, görünmek istemediler. Her neyse, önemli olan şu: ilk defa Türkiye bu meseleyle de yüzleşti. Bence çok iyi oldu. O Kulüp dizisinin çok önemli rolü olacaktır bundan sonra da. Bu toplumun birçok unsuru hep Filistin'le ilişkiler çerçevesinden, penceresinden bu ilişkileri yargıladı. Yani evet. İsrail Filistin'e ne yapıyor, ne yapmıyor. Filistin'e işte eziyet ediyor, Filistin'e baskı uyguluyor falan. Şimdi bütün bunları eleştiren bir ülkeydi Türkiye. Eleştirebilen bir ülkeydi. Eleştirebilen bir ülkeydi. Ama Türkiye bu eleştirilerini daima dengeli çerçevede yapıyor idi. Ve İsrail tarafından da saygı görüyordu. Ben oralarda görev yaptığım sıralarda
Hamas elbette çok önemli bir İsrail siyasetinde önemli bir yere oturuyor ve büyük bir tepkiyle karşılanıyordu o zaman da. Ama biz bu konuda yaptığımız açıklamalarda gerektiği hallerde Hamas'ın da eleştirisini yapıp onlara da işte bir takım konularda doğru davranışlar telkin ettiğimizde bizim hem inandırıcılığımız hem İsrail nezdindeki ağırlığımız artıyordu. Şimdi dolayısıyla biz ilk defa İsrail ile ilişkilerimizde şimdi bazı sorunları ve yani en azından artı eksi denkleminde dahi tartışmadık. İlk defa bu şey dizisiyle görüyoruz. Mesela bizim insanlarımızın çoğu Türk Hava Yolları'nın oraya 14 tane günde seferi olduğunu bilmiyor. Benim görev yaptığım dönemde 2008 yılının Ağustos ayında bir günde 68 sefer olduğunu bilmiyor. İsrail'de işte birçok vatandaşımızın kutsal yerlere gayet rahatlıkla gidip gelebildiklerini bilmiyor. İsrail'le ilişkilerimiz bakımından mesela ekonomik ve teknolojik işte kazanımlar bakımından ilişkilerimizi tartıp biçtiğimizde neler bize artı getirdiğini bilmiyor. Mesela 7.7 milyar dolar bir ticaret hacmi var bugün. Biraz çok gayret edilse bu ilişkiyi çok rahatlıkla 10 milyar dolarlar civarına taşımak mümkün. Böyle kaç tane ülke var ve bu ticaret hacmi bizim lehimize. Onu da düşünmemiz lazım. Yani bu konularda biz bazen ihmalkar davranıyoruz. Mesela son yıllarda yatırımlarda da bayağı bir iyileşme söz konusu. Mesela bizim ekonomimizin ve sanayimizin teknolojik alanda çok ciddi yatırımlara ihtiyacı var. Bu alanda biz hep klasik anlamda işte Avrupa'ya, Amerika'ya bakıyoruz ama o çok daha yakınımızda bizimle hakikaten çok çeşitli alanlarda neredeyse birebir örtüşen anlayışa sahip bir ülke var. Yani buralara daha çok daha katlayarak geliştirebiliriz. Ben şunu yani İsrail'in de mesela şunu da bilmek lazım. İsrail'in de Türkiye gibi ekonomik olarak dev bir ülkeyle bölge ülkesiyle ilişkiye ihtiyacı var. Ve İsrail bunun farkında. Yani onu da bilmemiz lazım. İsrail bunun farkında. Biz ne kadar farkındayız onu bilemiyorum. Evet, şimdi 90'ları hazır konuşuyorken 90'lara baktığımızda Refah Yol Hükümeti var ve Refah Yol Hükümeti'nde Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu rotasyon döneminde Sayın Erbakan İsrail'le bazı askeri tatbikatları iptal etmişti. Kimi anlaşmaları askıya alma girişiminde bulunmuştu. İslam ülkeleriyle daha farklı bir yakınlaşma politikası gütmüştü. Fakat ondan sonra her ne olduysa ülke çıkarını kendi algıladığı İslami birliğin ötesine koydu ve İsrail'le ilişkileri kırmadı ya da İsrail'le ilişkilerin bozulmasına meydan vermedi diyelim. Şimdi o zamandan bugünlere baktığınızda Türk dış politikasında böyle iz düşümleri görüyor musunuz? Mesela az önce bu dökmek kurşun operasyonu sanıyorum bir kırılma noktası olarak işaret ettiniz sohbetin başında. Ama bunu birazcık daha açar mısınız daha iyi anlayabilmemiz için? Çok güzel, bu da bakın çok güzel bir soru. Yani o dönemin diyelim ki 90'lı yıllarda inişli çıkışlı olduğunu söylemiştim. O dönemde de çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık biz. Ama onları aşabildik. Neden? Çünkü iki ülke dediğim gibi yani Türkiye bir kere İsrail'le ilişkiler bakımından Sünni İslam aleminde
yegane güçlü, ilişkileri güçlü ülkeydi. Bir kere birincisi bu. Yani İsrail'in kolay kolay feda edemeyeceği hala da öyledir ama o zamanlar hele çok daha önemli bir konumdaydı. Ama bunlar bir şekilde yavaş yavaş bizim, ben bizde yani yapılan bir takım siyasi efendim ideolojik yaklaşımların bu ilişkiyi maalesef dinamizmini kaybettirdiğini düşünüyorum. Yani bizim hatta ve hatta şunu 90'lı yılları bir kenara bırakalım. Bugün iktidarda bulunan partinin, yani Türkiye'de şöyle 10'ar yıllık, yani 20 yıldır iktidarda olduklarını düşünürsek ve ikiye ayırırsak bu dönemi, ilk 10 yılında dahi çok daha farklı, daha pragmatik yaklaşımlarla İsrail'le ilişki yürüttüğünü görüyoruz. Ve o dönemde öyle günler oldu ki, mesela bunu hatırlayan yok. Dökme kurşun harekatının yarattığı o korkunç dalgalanmada, ki o çok duygusal bir tepkisiydi bizim o zamanki başbakanımızın ve bence haklı bir tepkiydi. Ama ona rağmen biz o sıralarda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İsrail'e resmi ziyaretini konuşuyorduk. Yani öylesine ilişkilerimiz yakın ve zirvedeydi ama sonrasında öyle bir şey oldu ki Türkiye'de dış politika tamamen iç politikaya bina edildi. Yani dış her zaman uluslararası ilişkilerde iç ve dış politikanın etkileşimi vardır. Ama siz artık öyle bir hale getirdik ki bizim sadece iç politikamız var. Yani dış politikamız yok gibi bir şey. Her şeyi iç politik ve ideolojik bir zeminde değerlendirip ona göre tepki vermeye başladık. Dolayısıyla o 1990'lı yıllarda Erbakan hükümeti zamanında da muazzam bir pragmatizm vardı. Ve bu tabii ilişkilerin o dönemde her şeye rağmen, yani Türkiye'deki ideolojik anlayışa rağmen böyle bir çıkarlar zemininde çok daha iyi götürüldüğünü gösteriyor. Bugün ne yazık ki kendimizi, yani iç politikanın dar alanlarına soktuk ve geri adım atamıyoruz. Yani bir yumuşama sağlamıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Yani peki ne yapmak lazım? Yani bunu mutlaka vurgulamamız lazım. Bir de o ne yapmak lazım dediğinizde Doğu Akdeniz'i de onun içine alır mısınız? Çünkü izleyenler orada İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ve Yunanistan'la olan işbirliğini ağırlıklı olarak sanıyorum Türkiye'ye karşı algılıyorlar. Onu da değerlendirmenize alırsanız bence daha güzel bir ufuk turu olmuş olur. Yani bu tabii Türkiye dış politikasında yalnızlaştıkça, ki bu bir artık yatsınamayacak bir gerçeklik haline geldi. Bakın bugün yahut dün Birleşik Arap Emirlikleri işte Veliaht Prensi geldi. Biz düşünün neler söylemiştik onlar hakkında. Ama kendi çıkarlarımız çerçevesinde bir geri adım atabildik. Biz şimdi de bunu yapmamız şart. Böyle bir davranışta bulunmamız şart. Ben şöyle söyleyeyim. Ben her şeye rağmen çok ümitliyim. Bir kere ilişkileri iki bölümde inceleyecek olursak, zaten siyasi tıkanma siyasi ilişkilerde, ekonomik alanda en ufak bir gerileme yok. Tam tersi, hala ilerleyerek devam ediyor. Bütün o kırılmaların yaşandığı dönemlerde bizim ticaret hacmimiz 3.7 milyar dolardı ve hedefimiz 5 milyar dolara tespit etmiştik önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Halbuki 2-3 yıl içerisinde 5.7 milyara çıktı bu. Dolayısıyla orada hiçbir sorun yok. Ama biz şunu söylemek gerekir. Yani bu
kronik hale gelmiş bazı sorunlara bir takım pragmatik ve yapıcı yaklaşımlarla çözümler getirmemiz lazım. Bu çerçevede bence üç adım şart, yani üç adım atmamız gerekir. Bu üç adımın çok önemli olduğuna inanıyorum. Efendim, bir bu meseleyi, yani bu Filistin meselesinin bu ilişkileri boyunduruğundan kurtarmamız gerekir. Yani bu ideolojik bakış açısıyla her şeye bakmaktan, yani dış politikayı da tamamen bunun üzerine bina ettik, buradan da vazgeçmemiz lazım. Ve tabii ki bütün bu görüşmeleri, anlaşmaları, ne bileyim işte her şeyi gözden geçirebilmek, yeni bir takım çıkış yolları yaratabilmek için de bir diplomatik ilişkileri başlatmak lazım. Yani artık, yani daha doğrusu büyükelçiler düzeyinde yeniden daha aktif bir ilişki içine girmemiz lazım. Peki, yani şu da var tabii. Bu adımları atmak kolay mı? Bence iki ülkenin siyasi liderlerinde bitiyor iş. Ve üçüncü adım neydi? Birinciyi saydınız, ikinciyi saydınız, üçüncüyü. Üçüncüsü de yani diplomatik ilişkinin başlatılması. Yani şu anda bizim doğru dürüst bir ilişkimiz yok. Yani biz tamam diplomatik ilişkiler var ama bir anlam kazandırmak lazım. Ona büyükelçilerin atanması diyelim. Yeniden bir an önce bunu yapmak gerekir. Ve bu bölgedeki hani mevcut böyle real politik dikkate alındığı takdirde ve iki ülkenin birbirine ihtiyacı bulunduğu kabul edildiği takdirde, ki bu bir faktör bence, ve sağduyunun sesi dinlenirse bu adımları atmak bence çok kolay, hemen atılabilir. İşte bunun en büyük kanıtı nedir diye sorarsan, peki nasıl olacak da bu kadar şeyden sonra atacağız bu adımları derseniz, ben size dün gerçekleşen Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prens'in ziyaretini ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimizde meydana gelen bu korkunç değişimi, yani pozitif anlamda bir şekilde söylüyorum, oksimoron olarak kullanıyorum. Yani bunu gösteririm. Yani aksi takdirde ya bu iki ülke kaybetmeye devam edecek. Yani bu zaten bir çok ciddi bir kayıp 10 yılımız var. Her şeye rağmen, çünkü o kırılmaların yaşandığı dönemde dahi söylediğim gibi yine ilişkilerimiz belli ölçülerde devam ediyor idi. Siyasetçiler arasında işte temaslar vardı. Meclis üyeleri arasında temaslar vardı. Bütün bunlar kesildi. Askeri alanda çok ciddi kapsamlı ilişkilerimiz vardı. Bugün Türk insansız hava araçları alanında attığı adımlar, yani savunma sanayi alanında özellikle insansız hava araçlarının alanında attığı adımlarda herkes mesela 10 tane Heron alımını gerçekleştirdiğimizi, o dönemlerde ortak üretim yapmakta olduğumuzu hatırlamıyor bile. Yani onların temelinde de İsrail var. Şimdi burada şunu vurgulamak isterim. Bakınız, ben İsrail'in avukatı değilim. Yani elbette ben bunları niçin söylüyorum? Kendi ülkemin çıkarları için. Bunu kendi ülkemin çıkarları için söylüyorum. Benim ülkemin çıkarları bugün bu ülkeyle ilişkilerimizin doğru bir şekilde yönetilmesinden ve yürütülmesinden geçiyor. Ve bugün bazı kayıplarımız, ki İsrail ile Amerika'yı kolay kolay birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu ayrı bir tartışma konusudur. O gerekirse onu da konuşuruz ama bugün Amerika ile ilişkilerimizde de bunun çok olumlu yansımaları olur. Hem ikili ilişkilerimizde hem bizim genel olarak Avrupa içerisinde, biraz önce senin de saydığın çok önemli bir husustur o, mesela Avrupa Birliği süreci. Ve en nihayet, şimdi bütün bunları niye anlatıyorum?
bu Doğu Akdeniz meselesi. Lütfen ben şu soruyu sorarak bunu tamamlamak istiyorum. Çünkü daha uzun bir konu bu İsrail meselesi, çok uzun bir konu. Ama şu soruyu, eğer bizim aramız iyi olsaydı İsrail'le, her şey yolunda olsaydı, Doğu Akdeniz'deki bugünkü durum, tamamen aleyhimize şekillenmiş olan cepheler veya çalışma grupları, efendim özellikle doğal gaz alanında ve diğer enerji konularındaki efendim bir takım birliktelikler olur muydu? Bu soruya kim evet diyebilir? Bence imkanı yoktu böyle bir şeyin. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi biz yalnızlaşıp ve adeta bütün bölgedeki Akdeniz havzasındaki ülkelerin karşısına işte bir takım sert söylemlerle çıkıp ve yumuşak güce dayalı politikamızı terk edip sert politikalar, böyle çatışmacı bir çizgiye çekilince derhal karşımızda buna mukabil bir cephe oluştu. Çünkü Türkiye güçlü bir ülke. Yani Türkiye'den ürken bir sürü ülkeler oldu. Nitekim Suriye'de tabii ki hepsi çıkarlarımızı korumak için, işte Libya'da, Kafkaslar'da yaptıklarımız. Tabii ki Türkiye yani neleri yapabileceği konusunda da bir herkese fikir verdi. Dolayısıyla karşımızdaki cephe bu surette oluştu. Yani eğer İsrail'le ilişkilerimiz iyi olsaydı bugün, sorunsuz demeyeceğim, iyi olsaydı, yani kabul edilebilir düzeyde olsaydı, bu cephelerin hiçbirisi oluşmazdı. Doğu Akdeniz'de de bir sorunumuz olmazdı diye düşünüyorum. Evet, yani ülke çıkarını korurken duyguları birazcık daha sakin idare etmek daha mantıklı dediniz. Son sözü söylerken, madem benim yaptığım gönderme haklı bir göndermeydi, hadi Shimon Peres'i anarak istiyorsanız son sözü söyleyelim. Çünkü o sizin Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin İsrail'le ilişkilerinde kırılma noktası dediğiniz dökmek kurşun operasyonunun başlamasının yaklaşık 10-15 gün sonrasında Davos'ta o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Shimon Peres'e, İsrail Cumhurbaşkanı'ydı o vakit, one minute çıkışıyla büyük bir ilerleme kaydetmişti sanıyorum Türk kamuoyunda. Ama aynı Shimon Peres, Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne alınabilmesi için Avrupa başkentlerini neredeyse tek tek gezip Türkiye'nin lehine o anlaşmanın sonuçlanabilmesi için adeta bir Türk başbakanı, bir Türk cumhurbaşkanı gibi de çalışmıştı. Belki bunu çok kişi o one minute'in arkasında o kadar duyguları yükseldiği zaman bilmiyordu. Ama bu vesileyle bir de onu küçük anımsatalım isterim. Ne dersiniz? Çok doğru. Shimon Peres bizim bütün, yani en azından benim bulunduğum dönemde milli günlerimize mutlaka yanında bir sürü kabine üyesiyle birlikte gelirdi. Kendisi o zaman devlet başkanıydı ve her seferinde de bir konuşma yapardı ve şunu vurgulardı. Derdi ki ben Türkiye Cumhuriyeti kadardır yaşım. Çünkü 1923 doğumluydu ve Türkiye'nin bölgedeki önemini çok iyi kavrayan bir siyasetçiydi. Değişik duygular olabilir insanların ama dış politikada biraz önce senin de söylediğin gibi duygulara yer yoktur. Dış politika yani böyle arkadaşlar arasındaki, işte çocukla anne arasındaki, ne bileyim karı koca arasındaki ilişkiye benzemez. Duygulara yer yoktur, çıkarlar vardır. Ve şunu vurgulardı hep, bölgede eğer kalıcı bir barış tesis edilecekse Türkiye mutlaka o barışın temel taşlarından biri olmalıdır. Onun teminatı olmalıdır diye. Ben yani bunu birebir görüşmelerimde gayet iyi hatırlıyorum. Ve Türkiye'ye büyük bir saygısı vardı. Hatırlarsan mecliste konuşan 8 kişiden bir tanesidir. Bir tanesi Mahmut Abbas'la birlikte geldiklerinde buraya. O İsrail açısından da çok ciddi siyasi güç gerektiren bir adımdı. Onu hiç düşünmeden atmıştır. Son bir şeyi de şöyle söylemek isterim. Demişti ki bizim bu
Filistin'le olan anlaşmazlığımızın çözümlenmesi için mutlaka ve mutlaka süratle hareket etmemiz gerekli. Bizler yaşarken, çünkü biz savaşın ne olduğunu biliyoruz. Biz gittikten sonra bu sorun çok ciddi ölçüde işte çözümsüzlüğe gidecektir. Çünkü yeni nesil siyasetçilerin hiçbiri savaşın ne anlama geldiğini bilmiyorlar demişti. Ne kadar haklı olduğunu da işte biz bugün görüyoruz. Gerçi tabii bir sürü olay saydım. İşte pandemiden tut efendim şu son efendim Arap Baharı şu bu falan, ama onları bir kenara bırakacak olursak Filistin davası neredeyse yok ortada. Kimsenin dikkatini artık çekmiyor. Dolayısıyla çok haklıydı. Bundan sonrası nasıl olacak bilmiyorum. Tabii o İsrail'in çıkarları açısından bütün bu işleri, bu yakınlığı, bu çabayı gösteriyordu. Bizim de kendi çıkarlarımız açısından buna mukabele etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli değerlendirmeleriniz için. Hakikaten sağlam bir dünya siyasi tarihinin turunu yaptık aslında. Çok kıymetliydi bu değerlendirmeleriniz. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, Ankara Politikalar Merkezi söyleşilerinin birini daha tamamladık. Sohbetlerimiz devam edecek.